Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Sansüristan Tamer Korkmaz Avrupa'da düşünce ve ifade özgürlüğü şahane. İşte bunun son örneği. Brüksel merkezli Politico Europa'da Fransa'daki köktenci layıklığı eleştiren bir yazı altın makas yedi. Charlie Paçavrası'nın malum karikatürlerine koltuk çıkan Paris'in baskısıyla gerçekleşen bir sansürden bahsediyoruz. Yani Fransız usulü bir sansür bu. Sosyolog Ferhat Husro Kavar'ın yayından kaldırılan yazısı Fransa'nın tehlikeli laiklik dini başlığını taşıyordu. İran kökenli bir Fransız olan Husro Kavar, Fransa'daki aşırılıkçı laiklik dinini şu satırlarla tarif ediyor. Bakanlar, bu dinin rahibidir, Cumhurbaşkanımız papasıdır, Fransız entelektüellerse müritleridir. İslam'a karşı daha az çatışmacı bir yaklaşımı savunanlar bile bu dine göre kafir sayıldı. İşte bu satırlara tahammül edemeyen Playboy kılıklı Emmanuel Macron denilen Fransız kafiri, Charlie Hebdo dergisi peygamberimize hakaret eden karikatürleri yeniden yayınladığında, Fransa Cumhurbaşkanı sıfatıyla vicdan özgürlüğünü, dolayısıyla da dine hakaret hürriyetini korumakla yükümlü olduğunu söylemişti. Hülasa nedir? İslam düşmanı faşist Fransa'daki köktenci layıklık dinini eleştirmek sansüre tabidir. Bahis konusu köktenci layıklık dinine göre İslam peygamberine hakaret etmek serbesttir. Layıkçı faşizmin kalesi Fransa'yı sansüristan olarak da adlandırabiliriz. Pekala çifte standartistan tanımlaması da cuk oturur. Daha geçenlerde Fransansüristan'da Fransız hükümetinin desteklediği bir dernekte çalışan Moritanyalı karikatürist Harit İdris Macron'u kravatlı bir yılan olarak hicveden karikatürü nedeniyle işini kaybetmişti. Bunu da yaptılar. Mikrop mikronun talimatları doğrultusunda İslam düşmanlığının dozunu her geçen gün biraz daha artıran Fransız hükümeti daha yeni bakınız ne yaptı? Fransız İçişleri Bakanlığı ülke ocaklarının ülkedeki faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı. Kapatma kararı ülkedeki Türkler tarafından tepkiyle karşılandı. Mikron mendeburu iş bu kararlar içinde tutup fikir özgürlüğü kapsamında bir kapatmadır falan derse zinhar şaşırmayız. Sahtekarın önde gideni Mikron Düsenbaz Fransız kralı layıkçı bilmem kaçıncı Emmanuel'in zerre miskal utanması arlanması yok. Layıkçı faşizmin kalesi Fransa'da bir taraftan tam gaz İslam düşmanlığı icra ederken diğer yandan da hiç utanmadan şu tweet'i atabiliyor. Ülkemizin hiçbir dinle sorunu yok. Bütün dinler topraklarımızda özgürce hareket ediyor. Fişleme yok. Fransa barışa ve birlikte yaşamaya kararlıdır. Böylesi palavralar sahne aldığında duyda da inanma diyoruz. yahut yalandan kim ölmüş diye soruyoruz. Gerçekte nedir? Haçlı Siyonist cephedeki Fransa'nın İslam'la sorunu var. Çünkü Mikron Fransa'sındaki İslam düşmanlığı bir devlet politikasıdır. Ülkedeki Müslümanlar şakır şakır fişleniyorlar. Sahtekar Mikron birlikte yaşama derken aslında Fransa'daki Müslümanları bunun dışında tutuyor. Ülkedeki barışın önündeki en büyük engel de sistemli İslam düşmanlığına dayalı layıkçı faşist uygulamalardır. Arka plandakiler belli. Mikron Fransa'sında Müslümanlara yönelik her türlü baskı, zulüm ve saldırı gırla gidiyor. Kompegne kentindeki Ulu camiye önceki sabah domuz kafası bırakıldı. Mesela geçen haftada Şateodun kentindeki cami yakılmak istenmişti. Bu gibi bir dolu kahpe saldırının arkasında Fransız derin devletinin yer aldığını söylemeye gerek var mı? Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz.